Bak burada böyle bu Smithsonian Channel, kadın onu paylaşmış burada, bu Tomris'i paylaşmış. Tomris hakkında falan yorum yapıyor, çok güzel anlatıyor diyor. Biliyorsunuz arkadaşlar Tomris kim? Tomris, büyük Pers İmparatoru Kiros'la savaşan, onu bozguna uğratan e, Masagetlerin kadın hükümdarı. Masagetler de arkadaşlar, Saka Havma vargalardan gelen e, İskitler'in bir boyu aslında Masagetler. Burada e, bizim Osman Karatay hoca arkadaşlar masagetler hakkında biraz farklı görüşlerde. Osman Karatay hoca şunu söylüyor. Diyor ki bu masagetler diyor arkadaşlar diyor muhtemelen diyor masagetlerin başında diyor bizim Türk hanedanı var. Yani İskitlerin Türk hanedanı var. Ama e, masagetlerin halk kitlesi İrani. Muhtemelen İrani olabilir arkadaşlar halk kitlesi ama hepsi öyle değildir. Yani Türklerle karışan Doğu İranlılarındandır. Çünkü Masagetlerin yaşadığı bölge ben şuradan daha açayım bak. Un Engine Skit ya ben şu an buradan görüyor musunuz bak? Siz de görüyorsunuz değil mi? OBS'den ben açayım. Ha. Ben şimdi ekran paylaşımı yaptığım için Bak İskitlerin yayıldığı coğrafyaya zaten Karadeniz'in kuzeyinden. Bak Traklara da hakim olurlar. Bak buradan ta pazarı Kurganda almış, İsedonları da almış, Herodot'ta geçen ünlü İsedonlar, burada devlerin yaşadığı memleketler Herodot, değil mi? Burada Altay dağlarına kadar olan bölgede İsedonlar yaşar. Ukok Plato, ünlü Ukok şey vardı prensesinin bulunduğu değil mi? Ukok Platosu, burayı hepsini almış. Gayet güzel Tuva bölgesi. Masagetler de şurada yaşıyor işte arkadaşlar. Yani bizim sonraki Oğuz Yapgulu'nun hakim olduğu bölgeler biraz daha Hazar Denizi'nin güneyine doğulu olan yerler arkadaşlar. Burada Masagetler aslında bak Horezm yazıyor ya Harzem bölgesi. Burada aslında e, Masagetler M.Ö. 8. yüzyıllardan itibaren buralarda biz bunu kesinlikle anlayabiliyoruz. Herodot da bunu söylüyor zaten. Ama bunlar Doğu İranlıların üzerine hakim olmuşlar. Sonraki dönemde arkadaşlar, Perslerin yükselişi döneminde, M.Ö. 550'lerde Pers İmparatorluğu yükseliyor ya Büyük Kiros'la beraber. Büyük Kiros ne yapar arkadaşlar? Önce Anadolu'ya Medler'e hakimiyet altına aldıktan sonra Anadolu'ya sefer yapar. Ve Anadolu'daki Lidya Krallığı'nı ele geçirir. Buradan hemen Batı İyon bölgelerini ele geçirir. Ondan sonra da Doğu'ya döner. Doğu'daki Babil'i ele geçirir. Değil mi? Babil'i hızlı bir şekilde. Babil'in merkezini hızlı bir şekilde ele geçirir ve sonradan da buradan Kazar'ın güneyinden Maseget yurduna sefer yapmaya başlar. 2-3 seferi vardır. Herodot bundan ayrıntılı bir şekilde bahseder değil mi? Ama sonuçta başarısız olur. Çünkü o sırada Masagetlerin başında Tomris vardır. Tomris Hatun vardır. Tomris Hatun iki büyük savaşta Kiros'u yener. Son büyük savaşta da Kiros'u öldürür. Ondan sonra zaten bildiğin üzere başından başını Kestirir, e, elinde tutar. Al işte kan işmeye doyamamıştın, seni, e, kanı sana doyuruyorum diye şey yapar, ne derler, kovanın içine atar kafasını. Böyle bir hikaye anlatır Herodot. Artık ne kadar doğru ne kadar yanlış orası kesin değil ama Masagetleri zaten direkt Hipokrat gibi, sonraki Kısenefon gibi kaynaklarından da biz anlamaktayız. Bizim Osman Karatoy hoca dediğim gibi bunların halk kitlesine muhtemelen İran ediyor ama yönetici kesminin Türk olduğunu söylüyor. İskitler'den gelen Türk olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bundan bu Adrian Mayer da bahsetmiş, söylemiş. Burada Adrian Mayer günümüzde düzenlenen bu eski Amazonların geleneklerini sürdüren buradaki Kazak, Kırgız kadınlarının resimlerini koymuş. Biliyorsunuz burada World Nomad Games düzenleniyordu. 2018'de düzenlenen bir oyunlardan işte böyle fotoğrafları koymuş kadınlar kompozit yaylarla birlikte at sırtında biliyorsunuz ok atarlar. Bu geleneğin hep sürdüğünü söylüyor. Vladimir Meyer bu gelerek Kırgızistan'da sürdürülüyor diyor. Yani bu antik İskit, Sarmat kadınlarının geleneklerini bunlar hala sürdürürler. Alttaki yorumlarda işte hala aynı. Yahu işte bunlar Hint Avrupa'lı nasıl olur filan diye. Bir de dünyada arkadaşlar şeyler varmış böyle. Amazon grupları varmış Avrupa'da filan, Amerika'da böyle kadınlar at sırtında böyle o ok katma talimleri falan yaparlarmış. Eski Amazon geleneklerini sürdürmek için. Maalesef bizde böyle şeyler yok. Bizim kadınlar şu anda Arapçılık içinde kıvranıyoruz. Değil mi? Geçim derdindeyiz. Bizim böyle bir şeyimiz yok, hayalimiz yok, düşüncemiz yok ama Batılı kadınlar böyle gelenekler yapıyorlar. Bizim gelenekleri benimsemişler işte. Bunu yapıyorlar her gün. Burada da arkadaşlar Antik Yunan özellikle Atina ve Attika ünlü vazoların üzerinde Amazon kadınlarının bu eski antik Yunan hoplitleriyle savaşlarının tasvirleri arkadaşlar. Burada şöyle bir şey var. Bu Hermitage Müzesi St. Petersburg, St. Petersburg Rusya'daki müzeden ele geçen. Burada bir tane Amazon kadını bak at üstünde. Buradaki bir hoplitle tam mücadelesini gösteriyor. Ondan sonra burada Amazon Riders with Dogs diyor. Burada köpeklerle birlikte Amazon kadınları yine at üstünde. Yalnız buradaki ilk e, çömlekler arkadaşlar. E, 8. yüzyıldan çömlekler. Bu gerek Batı İyonya'daki çömlekler. Gerek şeydeki çömlekler. Attika'da yani e, Yunanistan'daki çömleklerde. Bu Amazon kadınlarını arkadaşlar şey olarak gösteriyorlar. Daha çok böyle hoplit kıyafetleriyle falan gösteriyorlar. Sonraki 600'lerden itibaren artık böyle gerçek kıyafetleriyle Amazon kadınlarını yani İskit ve Sarmat kadınlarının resmedildiğini biz anlıyoruz. Yani böyle e, pantolon ondan sonra e, kısa atlar üzerinde oklarla yaylarla ve mızraklarla bizi resmedildiğini anlıyoruz. Çünkü o dönemden itibaren Antik Yunanlar iletişime geçiyorlar Karadeniz'in kuzeyinde İskitlerle arkadaşlar. Burada da zaten İskit yurdunu, İskitlerin yayılım coğrafyasını ve kurganların ele geçtiği bölgeyi özellikle göstermişler. İskit hakimiyetin olduğu bölgeyi göstermişler. Burada resimleri size gösteriyorum arkadaşlar da. Burada da bildiğiniz üzere mitolojide Amazon kadınları arkadaşlar. Mitolojide bildiğiniz üzere Amazonlarla Yunanların, Antik Yunanların mücadeleleri çok ünlüdür. Burada tam böyle aslında şeyi İlyada Destanı'nda bahsedilen bu Truva Savaşı'nın bir görselini gösteriyorlar burada arkadaşlar. Ee, burada Aşil bu. Bu soldaki de arkadaşlar Pentesilya. Amazon kraliçesi Pentesilya. Peki Amazon kraliçesi nerede yaşıyordu arkadaşlar? Bizim Samsun'daki Termesos. Antik efsanevi anlatılara göre Termesos'ta yaşıyorlardı değil mi? Termesos'ta Zaten e, bu İlyada Destanı'nda sonraki Antik Yunan anlatılarında filan Termesos'tan çıkıp geldiklerini işte Truva Savaşı'na falan katıldıklarını değil mi? Buradaki Truvalılara destek olduklarını burada Akalarla savaşırken işte Pentes ile Aşil'in çekişmesi savaşı. Sonunda zaten Aşil bunu öldürüyor tabi anlatıya göre. Burada bunu resmediyorlar arkadaşlar. Bir de daha önceki Herkül anlatısı var. Herkül'de de Herkül biliyorsunuz deniz yoluyla şeye gelir. Termesos'a Samsun'a gelir. Ondan sonra orada e, Hip, e, Savaşır. Önce bir sevişir. Ondan sonra da savaşır. Ee, biliyorsunuz onun ünlü kemerini alır. O da bir görevlerinden bir tanesidir. Herkül'ün görevlerinden bir tanesidir. Onu alır. Ondan sonra anlatıya göre Hipolita'yı öldürüp diğer kadınların saldırısından kaçmak zorunda kalır. İşte gemiye atlar, kaçar, geri gelir. İşte Trakya'ya falan geri gelir. Böyle anlatılar da vardır. Biliyorsunuz yoğun bir şekilde biz burada Amazonların anlatısını Antik Yunan şeylerinde görüyoruz. Kaynaklarında görüyoruz. Hatta kimi zaman e, Atene'ye falan da şey yaparlar, e, işgal ederler, Amazonlar sefer yaparlar. Ondan sonra T.S.O.S. onların ünlü kahramanı T.S.O.S. zar zor bu Amazonları durdurur. Bunların hepsi aslında şeydir arkadaşlar, antik Yunan zihninde bu İskit ve Sarmat kadınlarının böyle işte at sırtında ok atarak, e, mızraklarla falan geldiğini, erkeklere böyle alt ettiklerini görünce böyle işte efsanevi Amazon hikayelerini Meydana getirmişler. Bu anlatılanların hepsi buralara dayanıyor. Çok etkilendikleri için. Çünkü kendi kadınları kardeşim şeylerden çıkamazlardı, değil mi? Evlerden çıkamazlardı. Herhangi bir hakları yoktu. Eğitimden mahrum bırakılmışlardı. Ama böyle kadınları at sırtında erkekleriyle birlikte savaşan, çoğu erkeği, çoğu kahramanı alt eden böyle kadınları görünce çok etkilenip böyle efsanevi Amazon anlatılarını ortaya koymuşlar. Değil mi arkadaşlar? Hocam ben Giresunluyum. Bizim Giresun sonra Adası'nda sanırım Amazonlara dair kalıntılar bulunmuştu. Araştırma için adaya seferler iptal edilmişti. Evet, orada çalışma yapılmıştı. O adada milattan önce 600'lere tarihlenen ama şöyle de bir durum var. Ee, arkadaşlar, şey, oradaki adada bir e, kadın kültü var. Bu da bizim işte bu Amazon krallığından geliyor. Amazon krallığından geliyor arkadaşlar. Dur bakayım. Neyi açtık? Ha buradan şeyi açtık dur. Ha, pencere yakalama. Dur hala açık OBS'de. Dur şuradan sayfaları açalım tekrar da. Ha işte burada Akiles ve Pentesila'nın mücadelesi. Burada Pentesila'yı tam öldürürken bir attik vazosu zaten. Burada Herkül ve Hipolita'nın zaten şeyini gösteriyor burada. Mücadelesini gösteriyor zaten. Burada da aynı şekilde Athena'daki bu şey, Ünlü biliyorsunuz büyük bir Megaron Tapınağı var ya. Orada e, Athena'ya e, atfedilen o Megaron Tapınağı'nın üzerinde yine burada Amazonlarla burada Hoplis savaşçılarının mücadelelerini şeylerini kabartmalarını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da aynı şekilde Herakles'in Hipolita'yla ve onun Amazonlarıyla savaşı. Yani çok etkilenmişler arkadaşlar Antik Yunanları. Bunların hepsinde böyle vazolarında biz görmekteyiz zaten. Burada da bir e, İskit Kadını'nın buradaki bir Hoplit'i öldürmesini tasvir ediyor. Bak burada tam omzundan geçirmiş kılıcı bunu gösteriyor. Bu aslında bu üstündeki kıyafet aslında şey Amazon kadının üstündeki kıyafet biraz daha Trak kıyafeti. Bizim arkadaşlar e, İskitlerin Traklara hakim olduğunu biz bilmekteyiz. Bazı Trak kavimlerinin İskitlerle karıştığını da biliyoruz. Burada ise ne demiş Descendants of Stepnomas of Ancient Scythia. Burada işte arkadaşlar Kazakistan ve Kırgızistan bozkırlarındaki eski iskit geleneklerini sürdüren bizim Türk evlatları balaları Türk balaları ve e, kadınları erkekleriyle at binen buradaki değil mi Precevalski ünlü Precevalski atlarının sırtında giden bizim balalar işte gördüğünüz üzere resimlerini koymuş gayet güzel bahsetmiş burada da aynı şekilde arkadaşlar Aynı gelenekleri sürdüren kadınlar. Bu resimler çok hoşuma gittiği için size gösteriyorum arkadaşlar. Furkan Bey desteğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Şöyle tekrar açayım ben. Şey olmasın. Nerede? Ha burada. Evet. İşte burada arkadaşlar ilk defa bu Karadeniz'in kuzeyinde, Karadeniz'in kuzeyindeki kurganlardan bir tanesinde... Ee, atıyla birlikte tamam mı? Silahlarıyla birlikte bir kurgandan çıkan kadınlar. Bunlar iki savaşçı kadın arkadaşlar. Bu e, Dinyeper Nehri boylarındaki bir kurgan. Standart bir kurganın içinden biliyorsunuz. Bu bizim geleneğimiz. İşte arkadaşlar bakın bu atıyla birlikte gömülme geleneği bizim Türklere ait. Bu İranilerde falan yoktur böyle bir gelenek. Zaten buradaki kurban e, ka e, karbon araştırmalarında burada Kımızı da buluyorlar. Kaplar içinde kımız. Kımız da koyup yanlarına koyuyorlar filan. Silahlarını filan yanlarına koyuyorlar. Arkadaşlar işte bu gelenekler BMCE'de Anav'da yok. Anav'da yok. BMC'de yok. Uralların güneyinde var. Biz buradan bu kültürel devamlılığı izlememiz lazım. İşte bu kültürel devamlık en eski nereye gidiyormuş? Onu bulmamız lazım arkadaşlar. En eski işte bunu, bu geleneği, şu gördüğünüz geleneğin en eski nerede devam ettirildiğini bulursanız işte orada en eski Türk ataları bulursunuz. Ben de yayının başında dedim ki bu geleneği en eski bilebildiğimiz en eski şekilde sürdüren gelenek kültür Ural'ların güneyinde günümüz Başkurdistan işte bu Samarra o Elşanka kültürü ve Samarra devamındaki Samarra kültüründe milattan önce 5000'lerdeki Samarra kültüründe ilk defa biz bu, bunu görüyoruz. İşte bu atıyla birlikte insanın kadın veya erkek gömülmesi ve üstüne kurgan yapılması geleneği. Bunu takip edeceksiniz ve bunu bulacaksınız arkadaşlar. Hollanda'dan esenlikler kardeşim seviliyorsun demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun Furkan Bey. Bu da e, yine Güney Ural bölgelerinden bir kurgan arkadaşlar. 2013'te çıkarılan bir kurgandan bulunan bak zengin bak buradaki e, sikkelerle beraber zengin sikkelerle beraber bir kadını kadın savaşçıyı bir Amazon kadın savaşçısını gömmüşler e, kurganına koymuşlar. Yan Hemen yan tarafında atı da var ama atını sonradan çıkarmışlar burada. Burada görüyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka o kuşları da buluyorsunuz. Tamam mı? Çömlekler falan da buluyorsunuz. İşte e, tarak buluyorsunuz. Parfüm şişeleri de buluyorsunuz. E, kadın e, kurganı olduğu için. Ondan sonra e, bu tasların içinde dediğim gibi. Bak mesela şu tazın iç, tasın içinde karbon analiziyle yine kımız bulmuşlar. Kımız da bulmuşlar. Dediğim gibi tünik ee, bulmuşlar burada. Zırhlı bir tünik bulmuşlar. Ondan sonra tabii şey tüniği bak gösteriyor. Üstüne e, yüzlerce işlenmiş böyle küçük küçük parçalardan, altın parçalardan. Bu Esik Kurgan'da çıkan ünlü e, hani ne vardı? Altın elbiseli adam değil mi? Biz bu bunun altın elbiseli adam mı, kadın mı olduğunu tam kesin emin değiliz. Zaten 21 da tane daha çıkarıldı. Değil mi? Esik bölgesinde ve çevresinde tüm Kazakistan Coğrafyasında da buluyoruz. Bunların aynısını hemen batıdaki Güney Urallarda da buluyoruz arkadaşlar. İşte bu yeni yeni yapılan e, şeylerden açılan kurganlardan bir tanesi. Yani sadece Kazakistan'da yok bu. Yani Güney Ural bölgelerinde de var. Burada bunu göstereyim dedim. Burada yine böyle e, ha şunu belirteyim arkadaşlar. Bizim e, sonraki Latin kaynaklarında Övidius'ta, Epistulae ex Ponto'da e, bu İskitler'in ee, bu İskitlerin özellikle GTA boyunun filan e, kadınla erkekli nasıl böyle ateş çevresinde döndükleri, nasıl ritüeller gerçekleştirdikleri veya savaşlara nasıl gittiklerinden filan hep bahseder. Aynısını tabi Hipokrat ve Herodot da söyler. İşte Kısenofon da aynı şekilde açıklar Doğu Anadolu'ya yerleşen İskitlerden filan. İskitler Savaşa giderken kadın ve erkek olsun böyle arkalarında yedek atlarıyla birlikte gider arkadaşlar. Ben de bunu böyle özellikle koydum. Bak burada Atıyla birlikte, yedek atıyla birlikte işte sefere giden bir kadın canlandırması bu. Bunu da koydum. Şimdi, şimdi kadınlarımız at görünce korkuyor demiş. Ne yapacaksın kardeşim? Yani Osmanlı bizi 1500'den itibaren ne yaptı? Köylü yaptı. Yerleştirdi bizi. Osmanlı yani biz 1500'den itibaren köylü olduk. Yani eski oğuz geleneklerini bıraktıktan itibaren köylü olup. Anadolu'nun yerli halklarıyla karıştık ve yeni nesil bir Türklüğü ortaya çıkardık. Dolayısıyla atmat filan hikaye oldu çoğunluğumuzda. Unuttu yani 500 sene boyunca biz unuttuk. Ha şeyleri saymıyorum yörükleri veya e, 1820'lere 30'lara kadar Anadolu'nun güneyinde Toroslar'da yaşayan bu Ramazanoğulları değil mi? Bu avşarlardan gelenler, kimi kara keçililer veya e, tahtacılar veya kimi bozuluslar filan. Bunlar da sonradan sonradan veya e, dediğim gibi sonradan 1800'ler, 1830'larda, 1840'larda bunlar da bırakmaya başladılar tabi. Böyle yani gelenemiz unutuldu kardeşim. Şu anda tabi görünce korkar kadınlarımız. E, Example of female spirit with weapons demiş. Aynen bak burada da çeşitli kadınlar. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Bu kurganlardan çıkan kadınların çoğunluğunda genellikle 1500 tane kurgan ortaya çıkarıldı şimdiye kadar arkadaşlar. Bu 1500 tane kurganın üçte biri kadın. Zaten kadın savaşçılara ait. Bütün bu e, Karadeniz'in kuzeyinden Güney Urallardan ta Tuva'ya kadar olan bu geniş Avrasya coğrafyasında toplamda 1500 tane kurgan ortaya çıkarıldı. Bunların üçte biri dediğim gibi kadın savaşçılara ait ve bunlarda e, baltalar var, mızrak uçları var, ok uçları var. E, kimilerinde sadece şey kalmış e, bu kiriş, kompozit okun kirişi kalmış çünkü e, çürüyorlar zaten. O Tahta kısımları falan çürüyor da sadece onlar falan kalmış. Sagaris dediğimiz baltalar çıkıyorlar arkadaşlar. Kadınlar da o sagaris baltalarını kullanmışlar. Bu böyle büyük zırhları delmeye yarayan kanca uçtu. Sagaris baltaları delir. Bu baltalar çok çıkıyor mesela savaş baltaları. Ee, bazilerinde çip başlı balta da çıkıyor. Özellikle batıdaki iskit kurganlarından çip başlı baltalar çıkıyor. Ondan sonra e, bir de akinak, kınrak kılıçlar çıkar arkadaşlar çoğunlukla. Bak şu sağda gördüğünüz o kuşları hemen iskeletin yanına yani kadının yanına koymuşlar. Bir de şöyle bir şey var çoğunluğunda savaş yaraları var. Kimileri işte dizlerinden yaralanmış kimilerinin bacakları kırılmış sonra tekrar iyileşmiş kimileri kafalarından darbe alarak ölmüş aralarında 14-15 yaşında ölen savaşçı kızlar da var. Yani 14-15-16 yaşlarında ölen yoğunlukla mesela o üçte bir kurgan dedim ya yani 400-500 tane kadına ait kurgan var bunların yarısına yakını da e, böyle 14 15 16 e, 17 yaşlarından genç yaşta ölmüş savaşçı kızların e, kurganları arkadaşlar savaşçı kızlar bunlar Bunlar işte genellikle böyle e, balta darbasıyla veya e, ok ok yaralarıyla falan ölen kızlar Bazılarının yaraları iyileşmiş yani savaşlarda yara almışlar ama iyileşmişler falan ama yani çoğunluğunda %90'a varan oranında savaş yaraları var arkadaşlar. Çok yaralar var. Yani hayatları zorlu. Yani erkekleriyle birlikte belli ki bunlar savaşlara yoğun bir şekilde katılmışlar arkadaşlar. Bunu biz görüyoruz. Ha şunu da belirteyim. Doğuya doğru gittiğimiz zaman yani Altaylara doğru gittiğimiz zaman biz Hunlarla İskitlerin ortak kültürleri olduğunu görüyoruz arkadaşlar. O Pazarık kültüründe değil mi? Tagar Taşlık kültüründe filan. Ne oldu? Tamam. Tagar Taşlık kültüründe, Pazarık kültüründe... Hı hı birlikte arkadaşlar burada Hunlar yani Büyük Hun İmparatorluğu sınırları içerisinde olan Hunlardan gelen kadın savaşçılar da biz o pazarlıkta falan görüyoruz arkadaşlar. Böyle dur bakayım başka ne hangi resimleri koymuşuz? Ha bu da bu da şeyden milattan önce 340'lara falan tarihleniyor, 330'lara tarihleniyor. Zengin bir kurgan bu Makedon krallığı dönemindeki bir kurgan arkadaşlar. Bunu ilk defa açtıklarında Vergina bölgesinde ilk defa açtıklarında bunu şey zannetmişler. Ee, Büyük İskender yani 3. Aleksandros 3. Aleksandros'un babası 2. Filipof, Filipos var ya onun mezarı zannetmişler. Çok zengin. Bak burada şey filan da bulmuşlar. Büyük altın işlemeli e, ne derler sandıkada bulmuşlar. Arkadaşlar o zannetmişler. Sonradan yeni yapılan analizlerde bu bir kadın. Bu bir kadın ve genetik analizi bunun bir iskit olduğunu ortaya koyuyor. Biliyorsunuz arkadaşlar Büyük İskender yani 3. Aleksandros'un babası 2. Filipos yoğun oranda o hemen kuzeydeki İskitlerle savaşıyordu. Krali İskitlerle falan savaşıyordu. Bayağı bir yoğun savaşları vardı. Yunan anlatılarına göre bunların bu atan derler. Bir tane atanı bozguna uğratıyorlar biliyorsunuz e, İskitler biraz kuzeye doğru çekilmelerini sağlıyorlar. Bu ikinci Filpos ve Büyük İskender sonraki seferlerinde yaptıkları seferlerde. Burada bir, birkaç tane kadın aldıklarını ve evlendiklerini falan biz biliyoruz. Muhtemelen bu, bu İskit geleneklerini koruyan ve böyle kremit derler bak dizlik, savaş dizliği falan. Ondan sonra bak zırhlı altın işlemeli bir tane de şeyi var. Kuiras derler. Göğüs zırhı. Bununla beraber kadını gömmüşler arkadaşlar. E, bu bir İskit kadını. Muhtemelen dediğimiz gibi evlenmiş yani buradaki Makedon hanedanıyla. Bunu da anlıyoruz. Sonradan ortaya çıktı. Erkek zannettiler. Dediğim gibi kadın çıktı. İskit kadını çıktı. Böyle de bir bilgi var. Bu da ne demiş? Arkeoloji disolvörü demiş. var. Özellikle Karadeniz'in kuzeyindeki bu e, Krali İskitlerin kurganlarını ortaya koymuş. Burada işte bulunan bölge. Akerman, Bobrika. Burada bak görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bölgelerde ortaya çıkan işte kurganları koymuştu kadın zaten kendi anlatımında. Burada çok güzel aslında şey diğer kadınların çıkarıldığı kadın kurganlarının yani kadın savaşçı kurganlarının çıkarıldığı bölgelerde koymuşlar burada. Daha doğudaki İskit Saka bölgelerinde bak bak burada Kafkasya bölgesindeki kadın kurganları da var. Bak burada Terek bölgesi Tbilis'te değil mi Azerbaycan bölgesinde Ordubat'ta Tebriz'de buradan da arkadaşlar kadın savaşçılar çıkıyor. Bunlar ne zaman? İşte bizim milattan önce 660'lar, 680'lerden itibaren hani bu Kafkasların kuzeyinden Kimerleri takip eden İskit boyları buralara giriyorlar, Asurlarla savaşıyorlar. Ta buradan Mısır'a kadar sefer düzenliyorlar değil mi? O Bartatoa ve Madyes döneminde. Yani bizim efsanevi Alper Tonga döneminde. Bu dönemler işte buraların etkisi. İşte burada biz şeyleri görüyoruz. Doğu Anadolu bölgesi ve Azerbaycan, Kafkaslar'da kadın kurganları çıkmış arkadaşlar. Buralara koymuşlar. Dediğim gibi doğuda bak burada şeyler de var. Isık bölgesi. Esik kurganı bölgesi. Urumçi. Bak Hum bölgesi. Büyük Hum bölgesi. Altay, Altay dağlarının olduğu bölge Berel. Akalaka. Pazarık bölgesi. Dediğim gibi biraz önce bahsettim. Ve Arzan arkadaşlar. En eski e, İskit buluntularının olduğu Arzan. Zengin Arzan. Ve Amır bölgesi. Burada görüyorsunuz. Bir de Afganistan'da arkadaşlar kadın savaşçılarının kurganına çıktığı bölgeler. Buralara da İskitler biliyorsunuz sefer düzenliyorlar. Ta Kuzey Hindistan'a kadar seferleri var bildiğin üzere. 600'lerde İskitlerin. Hatta burada Sakyalar. Sonraki Sakya Hanedanı. Bu Buda'nın ata soyu. Sakyalardan geliyor ya Buda. Onlar da İskitlerle alakalı zaten. Biliyorsunuz Kışatriyalardan gelir onlar da. Savaşçı Kastan gelir. Değil mi? E, buralarda da var. Tilya Tepe'de. Kırgıztepe'de, Tepe'de, e, Tacikistan bölgesinde Pamir Pamir dağlarının bölgelerinde buralarda da kadın kurganlarını, kadın savaşçı kurganlarını çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Burada da zengin işte. Bu yine aynı şekilde resim koymuşuz. Bu da şeyden arkadaşlar bak. En eski Amazon e, buluntusu bak 900'lerde Kuzey Gürcistan bölgesi. Yalnız bu arkadaşlar İskit kurganı değil aslında. Bu kurgan, bu Kuzey Gürcistan bölgesinde çıkan e, ortaya çıkarılan bu kurgan aslında İskit kurganı değil arkadaşlar. Çünkü buradaki e, şey kalkan ve kılıç, ya yani kılıç burada bronz kılıç arkadaşlar, bronz kılıç daha demir bulunmamış. E, bu kalkanda şey e, şeyden yapılmış, dışı manda derisi, içi tahta. E, bu kurgan aslında Kimerlerin kurganı arkadaşlar, İskit kurganı değil. Kimellerin E, Kimeller arkadaşlar kurgan yapıyorlar da bildiğin üzere İskitler doğudan gelmeden önce, onlar üzerinde hakim olmadan önce, bu dediğim gibi Kimmer kurganıdır. Kuzey Gürcistan bölgesinde çıkan. Arşen ee, Spears and Sword Battle Injuries demiş. Bak kafatasında şeyler varmış. Ee, savaş yaraları varmış. Begin de heal demiş. İyileşmeye başlamış. Yani o kafalar kafasını aldığı şeyden sonra. Savaş yaralarından sonra iyileşmiş. Sonradan ölmüş yani. Sonraki başka bir sebepten dolayı ölmüş bu kadın. Yani savaşçı bir kadın işte gördüğünüz üzere. Dediğim gibi bu aslında İskit değil. Çünkü o dönemler İskitler yok arkadaşlar. Yani 900'lerde o bölgede İskit yok. Kimmerler var. İskitler daha gelmiyor. İskitler ne zaman geliyor arkadaşlar? 700'lerin sonuna doğru ilk defa Karadeniz'in kuzeyine doğudan akmaya başlıyor. Herodot ne der? Burada İskitler akrabaları olan mesegetlerle savaşlarının ardından onlar tarafından püskürtüldükten sonra batıya doğru gelirler. İşte burada Kimeller üzerinde hakim olmaya başlar. Kimeller der ya Herodot. İşte İskitler gelince İskitler çok kuvvetli bir şekilde geldiler. Kendi aralarında tartışma yaptı. Bir toy düzenlediler. Kurultay düzenlediler. Ya bunlarla savaşsak mı kaçsak mı filan diye. Sonra önce bir kendi aralarında savaştılar filan derler. Ee, şey Herodot kitabında. Dördüncü kitabında kendi aralarında savaştıktan sonra biliyorsunuz İskitlerle İskitlerle baş edemiyorlar. Sonra güneye kaçıyorlar. İskitler de onların peşinden buralara geliyorlar. Buradan Derbent geçidinden biliyorsunuz Urartu topraklarına, Asur topraklarına giriyorlar arkadaşlar. Ve oradaki kaynaklarda da Asur kaynaklarında da Aşküzai, Urartu kaynaklarında İşkulu, oradaki Yahudi kaynaklarında da biliyorsunuz yine Aşküzai, Aşkenaz olarak geçerler İskitler değil mi? Onların kaynaklarında da biz görmekteyiz. Ee, onlar İskitlerle beraber Kimel. Ha İskitler Alper Tonga döneminde Kimellere Orta Anadolu'da tamamıyla hakimiyet altına alıyor biliyorsunuz. Çünkü Lidya Kralı Alyattes Alper Tonga'dan yardım istiyor. O da ona destek manyetinde Kimeller üzerine Orta Anadolu'ya sefer düzenliyor. Ve burada Kimeller'e hakimiyet altına alıp kendi arasında eritiyor. Yani anlatıya göre öyle. Ondan sonra da bir kesiminde kuzeye yolluyor Amasya üzerinden işte Samsun'a yolluyor. Bir tane kadın önderi. Biz kaynaklarda bu kadın önderi işte Penthesilea olarak biliyoruz. Penthesilea. E, ee, Hipolita, Hipolita ile beraber. Bunlar da orada Termesos'ta. Bizim işte Samsun ordu sınır arasında işte kadın krallığını kurarlar ya. Kadın önderliğinde. Yani burada sadece e, Yunanların anlattığı gibi öyle sadece kadınlar varmış işte yakaladıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girip işte erkekleri öldürülermiş kadın. Bu anlatı arkadaşlar. Yoksa burada şeyler de var. Erkekler falan da var da. Yönetici soyu kadın olduğu için, kadınlar yönetici olduğu için öyle bir anlatı oluyor işte antik Yunan anlatılarında o şeyde Amasya'dan bizim şeye kadar Termesos bölgesine kadar. Böyle bir şey. Ee, dediğim gibi ha buraya koymuşum zaten. Bak. Türk Hatun önderliğinde Amazon Krallığı işte burada şu bölgede kuruluyor. Buradan Amasya'ya kadar yayılıyorlar. Bu da dediğim gibi işte bu Bartatoa ve Madya sönderliğindeki seferi gösteriyor. Bak burada ta buraya kadar between 623 ile 616 milattan önce burada sefer düzenliyor biliyorsunuz Mısır'a kadar. Alper Tonga döneminde İskitler. Buradan geri dönüyorlar. Burada Asurlarla biraz savaşıyorlar. Sonradan da doğuya doğru gidiyorlar burada biliyorsunuz. Alper Tonga doğuda da bu sefer Medlerle savaşıyor o dönem bildiğiniz üzere. Herodot'a göre Med kralı Kıyak ne yapar? Alper Tonga'yı Zehirli zehirler. Ya anlaşalım der. Sonra bir şey de bir festival düzenlerler. Bir festival sırasında o Kıyaksares ne yapar? Keyhüsrev yani. Zehirler öldürür. Sonraki e, bu Şehname'de Firdevs'i anlatılarında filan ne der? İşte orada şey çıktı. Zaloğlu Üstem çıktı. İşte e, Efras yap. Yani Alpertonga ile güreşti müreşti. Alpertonga yorgun düşmüştü. Yaşlıydı filan. Güreşti. Sonra onu öyle öldürdü filan der. Biliyorsunuz Keyhüsrev'in akrabası Zaloğlu Üstem öyle öldürdü diye anlatıya geçer bildiğin üzere Şehname'de. Bu Şehname'yi okuyan Gazneli Mahmut da ne yapar? Sonradan bu ne lan der. Sen böyle kendi atalarını, İran'a atalarını övmüşsün. Bizim ataları yermişin diye biliyorsunuz başının belası olur ondan sonra. Değil mi? Firdevsi'nin. Firdevsi kaçmak zorunda olur. Kaçmak zorunda kalır sonra hayatı boyunca. Adamın yani İran'ı şeyi yaptı, milliyetçiliği yaptığı için her yerden dışlanmak zorunda kalır. Firdevsi. Sonunda adamın e, cenaze namazını bile okumazlar. Çünkü e, şeyleri de eleştiriyor aynı şekilde Firdevs'i. Tamam burada İran, Turan savaşlarında Türkleri eleştiriyor. Aynı şekilde Arapları da eleştiriyor değil mi? Hani Araplar, Arap istilalarında İran'a girip Sasani mirasını yok ediyor. Ya, Firdevs'i ondan da bahsediyor. Araplara da salladığı için şimdi onu okuyan buradaki dinciler sonraki e, ulan bu bize de sallamıştı diye adamı mahvettiler. Adam hep kaçmak zorunda kaldı. Sonunda e, cenaze namazını bile okumadılar, kılmadılar yani. Böyle bir durum oldu yani Firdevsi için. Sıkıntı oldu. Milliyetçiliğin kendi İrani milliyetçiliğinin sıkıntısını çok çekti. Hayat boyunca. Biketuran nedir? Sahiplenmek için hiçbir gerekçeleri yok. Ancak istemek bedava demiş. Kardeşim bu e, İskitler İrani İrani falan falan diyorlar ya. Hangi hangi kaynakla söylüyor? Hangi hangi kaynakta varmış kardeşim? Hangi kaynakta? Bak bizim Osman Karatay Hoca söyledi değil mi? Diamond Teman'da yayında söyledi. İşte bilindiği gibi İskitler, bilindiği gibi İskitler. Bu kime gidiyor arkadaşlar? Kime gidiyor? 1830 senesinde bir şey yazmış. Zeus diye Zeus takma isimli bir Rus bilgin. Ya bunlar belki İranlı olabilir demişler. Sonra işte bu belki İranlı olabilir ne olmuş? Sonraki senelerde filan kesinlikle İranlı işte o Zeus öyle dedi zaten filan. Adam hiç veri sunmuyor o Zeus yazdığında. İranlı olabilir belki bunlar filan diye yazmış. Bütün sonraki kitaplar kesinlikle İranlı dedi adam işte öyle filan ortada bir veri yok. Bir tek kim kim bunların e, dilleri hakkında çalışma yaptı kardeşim? Kim? Bir tek kimler yaptı? Torba Çevle Abayev. Bunlar yaptı. Bunlar da Sovyet. Bunların da çevirdikleri kelimeler, melimeler filan kardeşim. Yani tamamıyla hikaye, tamamıyla şey. E, hiç e, uygun değil. Tamamıyla kelimeleri çeviriyor, eviriyor, çeviriyor. Şeyleri, harfleri, mafilleri çıkarıyor filan böyle oradaki sonraki vedalardan işte e, sonraki avestalardan mavestalardan kelimeler buluyor. Hiç alakası olmayan kelimeleri ortaya koymaya çalışmış. Hepsini kardeşim Osman Karadağ Hoca çürüttü zaten. Hepsini çürüttü. Burada işte her zaman söylüyoruz. Bu Herodot'ta geçen değil mi? Oyor pata, er pataklayan diye çevrilir değil mi? Konuras vardır mesela İskit beylerinden bir tanesi. Direkt bu konur zaten. Konur Türkçe. Bunu nasıl sen İraniye çevirebilirsin? Veya şavlı vardır değil mi? He İpokrat'ta geçiyor İskit Bey şavlı. Bu direkt cavlı olarak çevrilebilir kardeşim. Değil mi? Bunları çevirebilirsin. Veya samokat. Değil mi? Bunların hepsini Türkçe'ye uydurabiliyorsun kardeşim çok rahat bir şekilde.